Evet döndük gece ajansına devam ediyoruz. Bu kısma Afganistan'daki duruma bakarak başlayacağız. İlk bölümde Amerikan Başkanı Joe Biden'ın dün akşam çıkıp yaptığı konuşmayı ekrana getirdik. Amerika Birleşik Devletleri için Afganistan defteri kapandı. Amerika askerlerini çekti zaten. Telaffuz eden 31 Ağustos tarihi de geride kaldı. Bu ne anlama geliyor? İkinci Taliban dönemi resmen aslında başladı anlamına geliyor ve e, Taliban bir zafer kutlaması havası içinde son yabancı askerinin ülkeden ayrılması sonrasında Kabil Havalimanı hizmet dışı ve bu havalimanının çalışır halde kalması çok önemli tüm dünya için öyle ve bu konuda bir formül e, bulmaya çalışılıyor. Yeni bir tahliye süreci başlar mı başlamaz mı bu belirsiz. Çünkü hala ülkeden ayrılmak isteyenler var. Hükümet de hala ilan edilmiş değil Afganistan'da ama daha önce de aslında dile getirilmişti. E, yerel basının yazdığına göre Taliban bu İran modelini hayli benimsemiş durumda. Yani bir dini lider ve ona bağlı bir konsey modeliyle yönetilecek gibi gözüküyor yeni dönemde Afganistan. Hamid Karzai Havalimanı'nın girişinde artık Taliban bayrakları dalgalanıyor. Eli silahlı Taliban üyeleri nöbette. Tarihin en büyük tahliye operasyonuna sahne olan havalimanı artık hizmet dışı. Ama çok sayıda yabancı uyruklu ve Afgan tahliye edilmeyi bekliyor. Taliban havalimanını açıp tahliye yeniden başlama taahhüdüne bağlı olduğunu söyledi. İlk adım atıldı. İddiaya göre Türkiye ve Katar'dan Kabile teknik heyetler gitti. Taliban kontrolündeki havalimanına ilk uçak indi. Rus Sputnik haber ajansı Türkiye'nin de Kabile teknik ekip yolladığını yazdı. Tahliye uçuşlarının yeniden başlaması için Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğiyle ilgili teknik konular masaya yatırılacak. Davetin Taliban'dan geldiği belirtiliyor. Taliban daha önce havalimanının işletilmesi konusunda teknik ekiplerin ülkeye gittiğini açıklamış ama milliyetleri hakkında bilgi vermemişti. Afganistan'da zaferini ilan eden Taliban şimdi iç sorunlarla yüzleşmek zorunda. Teslim olmayı reddeden Penşir eyaletinde çatışmalar sürüyor. Taliban Penşir çevresine takviye güç sevk ediyor. Penşir hala Taliban'ın Afganistan'da hakim olamadığı tek vilayet durumunda. Taliban'ın 38 milyonluk ülkeyi nasıl yöneteceği belirsiz. Yerel basına göre İran modeli seçildi. Taliban'ın dini lideri Hibetullah Ahunzade yönetimin en üstünde bulunacak. Devlet başkanlığına getirilecek Molla Abdülgani birader Ahunzade'ye bağlı olacak. Hükümetin kapsayıcı olması için Taliban üzerinde yoğun baskı var. Taliban yönetimde kadınların da yer alacağını ama kadın bakan olmayacağını açıkladı. Ekonomik krizde kötüleşti. Afgan para birimi eriyor. Memurlara aylardır maaş ödenmiyor. Ekonominin çok ihtiyaç duyduğu döviz ve altın rezervlerinin çoğu yurt dışında tutuluyor ve şu anda hemen hepsi dondurulmuş durumda. Kuraklık bir gıda krizine neden olmak üzere. Taliban'ın ilerlemesi üzerine kaçan binlerce Afgan sefil halde kamplarda kalıyor. Birleşmiş Milletler uyarı yaptı. Afganistan insani felaketin eşiğinde. Örgüt, Afgan halkına en karanlık günlerinde finansal yardım sağlanmalı diyor.